İyi günler değerli öğrenciler. Ben Melike Baymak. Bugün 8. sınıfla, yani 8. sınıfın konusu Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yılları arasında İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında meydana gelmiş. İtalya'nın galibiyeti ve Osmanlı'nın Kuzey Afrika üzerindeki hakimiyetinin sona ermesiyle sonuçlanmıştır. Trablusgarp, Osmanlı coğrafyasında Batı Afrika toprakları olan Libya ve çevresine verilen bölgesel bir isimdir. Ve Osmanlı denizcisi Turgut Reis tarafından 1551 yılında Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Bu coğrafya fethedildikten sonra uzun bir süre Karamanlılar adıyla anılan Osmanlı tebaası bir Türk aşireti tarafından yönetilmiştir. Trablusgarp Savaşı öncesi Osmanlıların durumuna geçersek, Osmanlıların zayıflamasıyla 1700'lü yıllardan itibaren Trablusgarp üzerindeki tesirinin azalması üzerine her ne kadar Osmanlı vilayeti olsa da idareyi ellerine geçiren dayılar, yani yerliler olmuştur. Giderek daha bağımsız hareket etmeye ve hesap vermeden kararlar almaya başlamışlardı. Öyle ki bu yerel yönetimler diğer devletlerle antlaşmalar yapabiliyor ve siyasi kararlar verebilir duruma gelmişlerdi. Bu durum 1835 yılına kadar devam etti. 1835 yılında Trablusgarp bölgesi merkezi yönetime bağlanarak kontrol altına alındı ve idare yerel beylikler olan dayılardan alınmıştır. Osmanlı Trablusgarp'ı tekrar merkezi yönetim altına alarak 1900'lü yıllara kadar bölgenin kontrolünü ellerinde bulundurdular. Ancak 1900'lü yıllarda giderek zayıflayan ve çöküş sürecine giren Osmanlı Devleti'nin toprakları İtalya, İngiltere ve Fransa tarafından paylaşılmaya başlanınca Trablusgarp'ı pay olarak alan İtalya, bölge üzerindeki niyetini açıkça ortaya koymaya başladı. Trablusgarp Savaşı, İtalya Trablusgarp Savaşı için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Zira kazanacağından öyle emindi ki İtalya ordusu Trablusgarp'ta gezintiye çıkacağını ve ciddi anlamda bir direnişle karşılaşmayacağını düşünüyordu. İtalya 36 bin kişilik ordusuyla taarruza başladı, yani saldırıya başladı. Ve 1 Ekim 1911 günü Trablusgarp sahilleri İtalya donanması tarafından ablukaya alındı. 20 Ekim 1911 günü İtalya ordusu Trablusgarp'ı zapt etmiş, ancak tüm şehri tam anlamıyla kontrolü altına alamamıştı. Trablusgarp'ta bulunan tek Osmanlı kuvveti 2. Abdülhamit'in bizzat silahlandırdığı yerli halk, Sünniler ve şehirlerden henüz ayrılmamış olan çok az sayıdaki Osmanlı zabitiydi. Osmanlı'da Miralay Neşet Bey'in oluşturduğu kısıtlı sayıdaki müdafaa cemiyetinin komutası için Mısır üzerinden gizli yollarla subay ve para gönderiyordu. Gizli yollarla Trablusgarp'a ulaşan subayların arasında Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, Fuat Nuri, Fethi Okyar gibi sonradan yüksek mertebelere ulaşacak genç subaylar da bulunuyordu. Trablusgarp Savaşı'nda yüzbaşı rütbesine sahip Mustafa Kemal, gazeteci olarak gizli yollardan Trablusgarp'a girmişti. Trablusgarp Savaşı'nda cephe komutanlıklarında Trablusgarp komutanlarını Miralay Neşet Bey, Bingazi komutanlarını Kurmay Binbaşı Enver, derne komutanlarını da Kurmay Binbaşı rütbesine yükselen Mustafa Kemal üstleniyordu. İtalyan ordusu Ekim ayının sonlarına doğru Trablusgarp işgali tamamlanmadan Çanakkale Boğazı'na taarruz hazırlıklarına girişti. Bu da Trablusgarp'tan bir görüntü o dönemin. İtalya Çanakkale taarruzu için yapılan hazırlıklar neticesinde Trablusgarp cephelerinde kısmen asker çekmeye başlamış, boşalan cephelerde ise Osmanlı güçleri tarafından geri alınmıştı. Ancak Rusya'nın ticari menfaatleri gereği Çanakkale işgaline karşı çıkması üzerine Çanakkale taarruzundan vazgeçerek Trablusgarp'ta boşalttıkları cepheleri tekrar ele geçirdiler.
11 Eylül'de başlayıp bir ay içinde tamamlanacağı düşünülen İtalyan taarruzu Aralık ayına gelindiği halde şiddetlenerek devam ediyordu. İtalya en ağır başarısızlığını 19 Aralık'ta almıştır. 1912 yılı Ekim ayına gelindiğinde Trablusgarp Savaşı bir yıldır devam ediyor durumdaydı. Ve taraflar halen Trablusgarp üzerinde kesin bir hakimiyet sağlayamamışlardı. İtalya ticari olarak baktığı Trablusgarp'ta çok fazla para harcamış ve asker kaybetmişti. Osmanlı ise içinde bulunduğu zor duruma rağmen Trablusgarp'ı kaybetmek istemiyordu. Üstelik barış görüşmeleri de sonuçlanamamıştı. Trablusgarp Savaşı'nı neticelendiren olay 8 Ekim'de gerçekleşti. Karadağ Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Bu gelişmeyle birlikte Balkan Savaşı da başlamış oluyordu. Osmanlı zaten kıt imkanlarla yürütebildiği ve önemli subaylarını göndermek zorunda kaldığı Trablusgarp cephesinde daha fazla tutunamayacaktı. Bu bakımdan mecbur kalarak hiçbir şart ileri sürmeden Trablusgarp'tan çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı subayları yönetimi yerel idarecilere bırakarak Anadolu'ya geçtiler ve Trablusgarp Savaşı Osmanlı'nın çekilmesiyle İtalya'nın zaferiyle sonuçlanmış oldu. 8 Ekim 1912 yılında. Dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.